Günaydın arkadaşlar. Benim şimdi misafirlerim gelecek, arkadaşlarım gelecek. Sabahtan bir bölüm hazırlığı izlediniz. Şimdi şalgamlı bulgur salatası yapacağım salata olarak ben. Şu bulguru şöyle koyalım. Ben 3 su bardağından yapacağım. O yüzden de 6 bardak şalgam suyu koyacağım. Yani 1'e 2 aynı bulgur pilavı pişirdiğimiz ölçüde. 1 su bardağı bulgura 2 su bardağı şalgam suyu koyuyoruz. Şimdi ben 3 bardak bulgurdan yapacağım için 6 su bardağı şalgam ilave edeceğim. 1 2 3 4 5 bardak çıktı. Tabii ki bu 1 litrelik. Ama ben ne yapacağım? 1 bardak da su ilave edeceğim. Sıkıntı olmaz. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağım. Su kaynayınca bulgurlarımı içine atacağım. Evet, şimdi şalgam suyu kaynıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey katmadım. Şimdi bulgurumu ilave ediyorum. Pilavlı bulgur olacak. İri bulgur. Ve şimdi karıştırıyorum biraz. Kapağını kapattım. Şimdi aynı bulgur pilavı gibi suyunu çekince altını kapatacağım. Evet, bulgurum pişti. Bakın aynı bulgur pilavı gibi suyunu çekti. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, benim bulgurum soğudu. Şimdi malzemelerini katacağım. Şöyle sabah garnitürlerini hazırlamıştım. Mısır, dereotu, kornişon turşu. İnce ince kıydım bunları. Arzuya göre taze yeşil soğan da katabilirsiniz. Maydanoz da olur. Ben maydanoz almayı maalesef unuttuğum için katamadım. Sonrasında bir çay bardağı zeytinyağını gezdiriyoruz. Ve karıştırıyoruz. Hatta biraz daha yağ gezdirebilirim. Çünkü benim salatam fazla olduğu için. Önce bir karıştıralım bakalım. Arzuya göre nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Bakar mısınız, rengarenk oldu, nasıl güzel. Böyle görsel sunumu olan yiyeceklere bayılıyorum. İştah açıyor gerçekten. Şunun rengi zaten ye beni diyor. Ben çok az daha sıvı yağ ekleyeceğim. Pardon. Sıvı yağ dedim. Zeytinyağı. Bir miktar daha ekleyelim. Salatam fazla olduğu için. Evet, tamamdır. Şimdi salatalarımı servis tabağına aldım. Tam bir görsel şölen. Evet arkadaşlar, benim hazırlıklarım tamamdır. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Anneleriyle birlikte benim 20 yılı
aşkın arkadaşlarım bunlar. Kadim dostlarım. Şimdi ailece görüşüyoruz zaten. Anneleriyle birlikte gelecekler. Hazırlıklarım tamam. Şimdi şöyle sıradan göstereyim size neler yaptığımı. Şurada Rus salatası yaptım. Burada patatesli kıymalı gül böreklerim var. Az önce gördüğünüz gibi şalgamlı bulgur salatası. Enfes. Mutlaka deneyin. Eğer denemediyseniz. Ve nar ekşisi demiştim isteğe bağlı diye ama bence hiç katmayın. Çünkü şalgamın zaten bir ekşiliği var. Zaten içerisine turşu da giriyor, salatalık turşusu. O yüzden o yeterli geliyor. Hiç gerek yok yani. Sadece zeytinyağı yeterli olur. Şurada tuzlu kuru pastalarım var. Ve burada da meşhur kedi dili tatlım var. Tekrar yaptım. Çünkü bu arkadaşlarıma da tattırmak istedim. Daha önce iki ayrı grup misafire yapmıştım biliyorsunuz. Çok beğenildiği için. O yüzden şimdi arkadaşlarıma da yine tattırmak istiyorum. O yüzden yine aynı pastadan yaptım. Burada da çocuklar için meyve suları var. Bu şekilde her şeyimiz hazır. Şimdi misafirlerim zaten gelmek üzeredir. Bekliyorum arkadaşları. Onlar gelene kadar da biraz dinleneyim, ben de oturayım. Birazdan gelirler zaten. Tatlıyı geri dolaba koydum. Çünkü krem şanti olduğu için tatlı da. O yüzden geri dolaba koydum. Geldiler zile sesini duydunuz tam zamanında.
Ha, çeker misin? Hadi sen. Evet, hep birlikte bugünümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Can dostlarımın ayaklarına sağlık diyorum. Annelerinin de aynı şekilde. Hepsine kocaman sevgilerimi gönderiyorum buradan. Beni zaten izliyorlar. Hepsi desteklerini gösteriyorlar. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar beklerim. Ayaklarınıza sağlık. Yine harika bir gündü. Dediğim gibi bol muhabbetli, hoş sohbetli. Doyasıya keyif yaptık. Uzun zamandır da okul nedeniyle görüşemiyorduk. İyi oldu. Bu arada bir de güne başladık. En azından dedik böyle günde olursa düzenli bir görüşme de olur. Yılbaşından itibaren güne de başlıyoruz. Ben ikinci sıradayım. İlk olarak Ebru arkadaşım da başlayacağız günümüze. İkinci de ben alacağım. Böyle yine günler devam ediyor. Bir de onun haricinde veli günümüz de var biliyorsunuz. Kızımız sınıf arkadaşlarıyla birlikte. O da çok güzel. O da 15 günde bir oluyor. Şimdi bu arkadaşlarımla başladığım günde ayda bir kere olacak. Böyle yine sizlere gün menüleri bekliyor olacak. Umarım keyifle izlersiniz yine. Çünkü ben hep yorumlarda görüyorum. Gün videolarını keyifle izlediğinizi söylüyorsunuz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İşte bundan sonrasında bayağı yine gün içerikli videolar gelecek. Bu hafta çekmeyi planladığım çok güzel videolar var. İnşallah onları da icraata geçireceğim. Aslında geçen hafta yapmam gerekiyordu. Ama geçen hafta da okulun açılış haftası olduğu için biraz böyle bir alışma dönemi oldu. Zorlandık 9 günlük tatilden sonra, bir de sabahçı olduğumuz için. Ama şimdi artık bu hafta normal eski rutinimize döneriz artık. Zaten bünye bir şekilde alışıyor bir haftanın sonrasında. O şekilde arkadaşlar, umarım bugünkü vlogumu da severek ve beğenerek izlemişsinizdir keyifle. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve abone ol butonunun yanında bildirim zili var. O zili de açarsanız eğer, her vlog yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. O zaman çok daha düzenli takip etmiş olursunuz. Her vlog yüklediğimde bilginiz olur. Bildirim gelir sizlere ve buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da basarsanız sevinirim. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.